Merhabalar. Dün yurt içi piyasalara baktığımız zaman Merkez tarafından açıklanan cari denge verisini olumlu değerlendirdiğini takip ettik. Hatırlarsak eğer cari açık 2,86 milyar dolar olarak geldi. Aslına bakarsanız beklentilerin üzerine geldi bu veri ancak önceki aya göre gerileme göstermesi piyasa tarafından olumlu değerlendirildi, olumlu karşılandı. Bugün ise açıklanan verilere baktığımızda TÜİK tarafından Mayıs ayına kadar 3 aylık ortalaması hesaplanan işsizlik ortalaması verisini takip ettik. Beklentilerin altında kalarak %9,3'e geriledi bu veri. Euro bölgesinde ise dün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve varlık satın alım program kararını izledik. Baktığımız zaman beklentiler faiz kararında bir indirim olması şeklindeydi ancak beklentileri şaşırtarak faiz kararında bir değişiklik olmadı. Bununla birlikte varlık satın alım programında da sabit bırakıldı, değiştirilmedi. Bugün Euro bölgesinden açıklanacak veriler TÜFE, çekirdek TÜFE ve ticaret dengesi, Mayıs ayına ait ticaret dengesi olacak. ABD'ye baktığımız zaman dün üfe ve çekirdek üfe açıklandı. Bununla birlikte haftalık işsizlik başvuruları verisi geldi. Veriler çekirdek üfe beklentilerin üzerindeydi, olumlu karşılandı. Ayrıca haftalık işsizlik maaşı beklentilerinde de bir gerileme oldu. Geçtiğimiz haftayla aynı açıklandı. Bugün ABD'de yoğun bir veri akışı bizleri bekliyor. Açıklanacak veriler TÜFE ve çekirdek TÜFE, New York Fed İmalat Endeksi, perakende satışlar, kapasite kullanım oranı, Michigan tüketici güveni, sanayi ve imalat üretimi olacak.